Bu gösterişli bronz lambanın uzun yıllar dayanabilmesi için korunmaya ve uygun gömü koşullarına ihtiyacı vardı. Lamba, bugün Gürcistan olarak bilinen Kolhis'teki tarihi Vani bölgesinde bulundu. Bölge madeni eşyalarıyla tanınıyor. Arkeologlar 2007'de tarihi Vani şehrinin hemen dışındaki bir kayalık oyukta gömülü metal eşyalardan oluşan bir define buldu. Oyukta bulunan dört eşyadan biri olan lamba, bir yığın paslanmış mızrak ucunun yanındaydı. 2000 yıldan daha uzun bir süredir burada olduğu düşünülüyor. Bronz, yanındaki demir mızrak uçlar yüzünden tortu ve pasla kaplanmış. Getty Müzesi, orijinalde dört eros heykelci ile süslü olan lambayı incelemek ve koruma altına almak için Gürcistan Ulusal Müzesi ile anlaştı. Gürcü bir konservatör, paslanmanın türünü ve derecesini anlamak için lambayı inceledi. Getty konservatörünün incelediği röntgen filmi, bronzun dökümünün yüksek kalitede olduğunu gösteriyor. Yine Getty'den bir bilim insanı, lambanın bileşiminin bakır, kalay ve kurşun alaşımı olduğunu tespit etti. Bu bilgi paslanma türlerini belirlemede yardımcı olacaktı. Yapılan bir temizleme de lambanın yüzeyinin ne kadar iyi korunduğunu açığa çıkarıyor. Mavi yeşil tabaka ya da patina denen yüzey küfü uzun süre boyunca toprakla temasın sonucunda oluşmuş. Konservatörler pası temizlerken eşyanın detayları da ortaya çıkıyor. Pas temizlemek için tahta çubuk, fırça, pamuklu çubuk ve neşter kullanılıyor. Abrazyon denen bir yöntemle lamba bir plastikle kaplanıyor. Ancak temizlenecek alanlar için delikler bırakılıyor. Demir mızrak uçlarının lambanın üzerinde neden olduğu pası çıkarmak için aşındırıcılar kullanılıyor. Geriye kalan sert pas parçalarını çıkarmak içinse neşter kullanılıyor. Yer yer paslanma ile lambaya yapışan mızrak uçları sonunda çıkarılıyor. Lambanın kapağı açık bir şekilde sıkışıp kalmış ama menteşenin çevresindeki pası temizleyince gevşiyor. İki müzisyen, bir dansçı ve bir meşale taşıyıcıdan oluşan Eros heykelcikleri arkeologların alan notları ve fotoğraflarına göre lambaya yeniden yerleştiriliyor. Temizleyip eski haline getirmek için bir takım teknikler uygulandıktan sonra yapılan koruma işlemi bize eski bronz işçilerinin ustalığını açıkça gösteriyor. Hoşçakalın.